Teknokamp'ın hazırlamış olduğu HTML eğitimlerine hoş geldiniz. Üçüncü dersimizde HTML kodlarına devam edeceğiz. Bugünkü dersimizde listeleme kodları, ayrıca kaydırma komutu, resim düzenleme, resim ekleme komutu ve buna ek ilave olarak bazı kodlar göreceğiz. Şimdi hemen listeleme ile başlayalım. Listeleme komutları iki tane, iki çeşit. Biri OL, diğeri ULE. OL ordered, yani düzenlenmiş haliyle, düzenli bir şekilde olan. Yani 1, 2, 3, A, B, C gibi. ULE ise unordered, yani düzenlenmemiş. Sadece işte başına bir madde işareti imi konmuş. Kare, daire gibi. Aradaki fark bu. Şimdi hemen uygulamasını yapalım. Önce düzenli olandan başlayalım. OL. Şimdi OL komutunu açıp kapatıyorum. Şimdi araya bir şeyler yazacağım. Bu yazdığım şeyleri li komutuyla yazıyorum. Yani listele gibi düşünebilirsiniz. İzmir, Li, İstanbul. Şimdi burada mesela dikkat ederseniz şöyle bir şey var. Li komutunu açıyorum ama kapatmıyorum. Yani açılıp kapanmayan komutlar var demiştim. Onlardan biri mesela şu an Li. Ama OL komutu açılıp kapanıyor. Evet, bu haliyle hemen görelim. Kaydettim ben şu anda. Evet, gördüğünüz gibi 1, 2, 3 şeklinde şu an listelendi. Şimdi eklemeler yapalım. Tip. Type'ı mesela A yapalım. Büyük A yapalım. Kontrol S dedim. Kaydettim ve hemen çalıştırdım. Bakın 1, 2, 3 yazıyordu. Şu an A, B, C olarak yazdı. Birileri götürtüyorum. Start 4. Şimdi bunun anlamı tipi neyden başlıyorsa ondan itibaren, yani mesela sayıysa 1, 2, 3, harfse A, B, C, ondan itibaren dördüncü olandan başla. Yani şu an A, B, C, D'den başlayacak. Bakalım hemen. Evet, İngilizce'de Ç olmadığı için onu geçiyor. Ve D, E, F şeklinde, tabii ki büyük harf olarak. Şunu küçük yaparsak hemen onu da görelim. Küçük şeklinde DEF şeklinde devam ediyor. Evet, bu düzenli olan ordered dediğimiz. Şimdi UL'yi yapalım. Evet, UL'de yine tip var ama start diye bir şey yok. Çünkü neden? Herhangi bir devam eden bir dizi söz konusu değil. Başta bir madde işareti var sadece. O işaret neyse bütün maddelerin başında aynen yer alacak. O yüzden burada start diye bir ekstradan komut vermemizin, kod yazmamızın bir anlamı yok. Şimdi buraya tip bölümüne ne madde işaretinin ne olmasını istiyorsam onun adını yazıyorum. Tabii İngilizce olarak square. Evet, square ne demek? Kare. Şimdi bakalım hemen. Kaydettim. Evet, bakın madde işaretlerinin başlarına şu an gördüğünüz gibi kareler yerleştirdi. Circle yapalım. Yani daire. Evet, gördüğünüz gibi daireler şu anda oluştu. Evet, listeleme ile ilgili kısaca kodlarımız bunlar. Şimdi başka farklı komutlara geçelim. Şimdi şuraya bu yazı ortalanacaktır diyeceğim ve bu yazıyı ortalayacağım. Şimdi bu yazı çok uzun da olabilirdi, paragraflı da olabilirdi. Burada İki komut birden anlatacağım.
ne işe yaradıklarını söyleyeceğim. Şimdi ortala biliyorsunuz center. Div komutunu açtım. Neden açtığımı söyleyeceğim şimdi. Şimdi burada bu yazı ortalanacaktır olan yazı align komutuyla, ki align komutunun amacı sağ sol ortaya konum yerleştirmektir, konum belirlemektir. Bu yazı da olabilir, resim de olabilir. Şu an yazı söz konusu, o yüzden yazı için align center dedik ve ortaya yerleştirdik. Div ise belirli parçalanmış bölümleri tak açıp bir arada aynı özelliği yüklemeye yarıyor. Mesela burada birden fazla paragraf olabilirdi. Yani bunun başında mesela P deyip şöyle P deyip bunu kapatabilirdim. İşte ondan sonra P deyip tekrardan açıp bu yazı evet, neden bu yazıda ortada olacaktır yazıyorum? Çünkü aynı özelliği yüklüyorum, o yüzden. Burada tabii şu an ben uzun uzun herhangi bir şey yazmıyorum ama aslında burada uzun uzun paragraflar olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ve bu paragrafları ben ortalıyorum şu anda. Ve div komutu ayrı ayrı hepsine birden P'lerin içine align center yazmak yerine komple 3, 4, 5 hangi bölüm kaç paragrafa uygulayacaksanız bunun uygulanmasını, o paragrafların hepsine birden uygulanmasını sağlıyor. Şu an bakın kaydedelim. Bakın göreceksiniz şimdi hemen burada. Bakın gördüğünüz gibi iki yazı da ortada. Yani şu an ben ne yaptım? Div komutuyla bu iki tane bölüme ayrı ayrı uzun bölüm olduğunu düşünüyoruz tabi. Ortalama komutunu vermiş oldum. Yani ayrı ayrı yazmak zorunda kalmadım. Buna benzer ama farklı bir amacı olan bir komut daha var. O da pre diye yazılıyor. Şimdi burada özellikle bu yazı böyle şöyle yazalım. Aynen kalacaktır. Bu yazı aynen. Evet dedim. Komutu kapatıyorum. Bakın şimdi pre yazan komutun olduğu yerde nasıl görüyorsanız şu an burada, yani bu yazı aynen kalacaktır kısmından normalde aslında bu nasıl olması lazım? Burada P olmadığı için, herhangi bir başka bir şey olmadığı için bunlar bitişik şekilde yan yana çıkması lazım. Ama pre komutunu yazdığım için bunlar şu an nasıl görünüyorsa aynen Explorer'ımızda aynen oraya aktarılacak. Aynen görünecek. Bakalım şimdi. Evet gördüğünüz gibi bu yazı aynen kalacaktır. Bu yazı aynen. Şimdi burada mesela biliyorsunuz bunda yazı tipini değiştirme şansımız var not defterinde. Mesela ben bunu büyüteyim. Bakın şu an hepsi büyüdü. Şunların hepsi büyüdü ama şunların sadece büyüdüğünü göreceksiniz. Bakın şimdi. Evet, hepsi şu anda tam olarak büyümedi. Ben geri alıyorum. Eski haline getireceğim ki aradaki değişiklik farkını göstereyim. Şimdi bakın. Buraya mesela anlamamız için deneme yazısı aynen kalacak eklemesini yaptım. Şimdi bakın burada uzama olduğu için normalde şimdi ne olması lazım? Öbür tarafta da aynen komple çıkması lazım. O değişikliğin oraya yansıdığını görelim. Bakın. Gördüğünüz gibi aynen burada çıktı. Evet, resim komutuna geçelim. Şimdi resim ekleme ile ilgili komutlardan bahsedelim. Evet, resim komutumuz imaj src. Ve ne istiyorsak o resmin bulunduğunuz
Kaydettiğimiz dosyanın klasörünün aynısında, aynı yerinde olması ya da nerede bulunuyorsa o yolu vermeniz gerekiyor. Şu an ben masa üstüne kaydettiğim dosyamın aynı yerine resim dosyasında koydum. O yüzden direkt adını yazıyorum. Teknokamp PNG uzantılı dosya ve kapattım. Evet, şu an kaydedeceğim ve geçip yenilediğimde, evet, niye olmadı hemen bakalım. İmaj yanlış yazmışız. İmaj yazarken i ile yazacağız. Hemen Ctrl S yaptık. Tekrardan yeniledik. Evet, bakın yine background'daki gibi çok büyük çıktı. Hatırlarsanız orada büyütemiyoruz, küçültemiyoruz demiştim. Eklemiştik, orada problem olmuştu. Şimdi bakın burada problem olmayacak. Burada uyguladığımız değişiklik aynen buraya yansıyacak. Mesela 50 yapalım. Yüksekliğine hatta 100 yapalım. 120 yapalım. Evet, kaydedelim. Şimdi kaydettik. Bakın şimdi nasıl oluyor? Hemen. Gördüğünüz gibi bakın. Resmimiz şu an belirlediğim yükseklik ve genişliğe sahip şekilde burada yer aldı. Ben buna istersem şekilde komutlar verebilirim. Tabi bu yazı içindi şu an verdiğim komut. O yüzden olmadı. Buradan kapatalım. Bu yazı için, üzerinde şu an yazı olmadığı için herhangi bir değişiklik olmadı. Evet. Width ve height, yani yükseklik ve genişlik ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen altına kayan yazı ekleyelim. Evet, kayan yazı komutumuz Marquee. Bu yazı hareket edecektir diyelim. Ve Markio komutunu kapatalım. Kapattık ve kaydettik. Evet, gördüğünüz gibi sağ taraftan bu yazı hareket edecektir şeklinde geliyor. Evet, bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Önümüzdeki derste tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.